Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz Tesla Model 3'ü inceleyecek ve test sürüşüne çıkaracağız. Görmüş olduğunuz modeli 2020 yılının 38.000 dolardan başlayan fiyatlarla satılmakta ve 8.000 dolarlık self-driving özelliği eklenmiş ve bu da aracı 46.000 dolar yapıyor. 2017 yılında Tesla Model 3'ü ön satışa çıkardığında Tesla satış ofislerinin önünde kuyruklar oluştu. Daha önce hiçbir araba için insanlar gidip de kuyruğa girmemişti. Yani Tesla'yı sevin ya da sevmeyin, Model 3 gerçekten çok cool bir araba. Neden mi? Hadi birlikte özelliklerini inceleyelim. Tesla Model 3 araçları için sizlere böyle bir kart veriyor anahtar yerine ve bu kartı kapıya okutarak kapıyı açabiliyorsunuz. Kapıya yaklaştığınızda bu üst kısmı anahtarı okuttuğunuzda otomatik olaraktan kapılar açılıyor ve bu kısma bastığınızda da bu kısmı çekerek kapıyı açabiliyorsunuz. Peki aracı nasıl mı çalıştıracaksınız? Kapıyı açtıktan sonra aracın içine biniyorsunuz. Ve aracı kullanabilmek için bu kartı bu kısma yerleştiriyorsunuz. Ve böylelikle araç kullanıma hazır. Aracın yan kısmındayız ve aracın şarj yeri nerede bulunuyor? Far gibi burada görünen kısma gizlenmiş. Bu kısma dokunarak şarj yerini açabiliyorsunuz. Ve ayrıca bu alt kısımdaki sticker da neyin nesi derseniz, Kaliforniya'da elektrikli aracınız varsa ve paralı yollardan bu sticker'la bedavaya geçebiliyorsunuz. Bu da elektrikli aracınızın olmasının bir avantajı. Sırada aracın bagaj kısmına geçiyoruz. Aslında hatchback gibi görünen bu araç hatchback değil, sedan bir araç. Bagaj kısmını da açtığımızda gördüğünüz gibi bu kısımlar çok uzun. Yani arka camın neredeyse ortasına geliyor. Sanki bu aracı hatchback yapmak istemişler de son anda vazgeçip sedan araca dönüştürmüşler. Aracın arka bagaj kısmı oldukça geniş. Seyahate gittiğiniz iki büyük bagajı buraya koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok büyük bir hacme sahip. Ve bir de alt kısımda bir yer var. Bu kapak da aslında açtığınızda tamamen oturuyor. Yani bu kapağı da farklı bir yere koymanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi bu kısma da birçok eşyanızı koyabilirsiniz. Ya da seyahate gittiğinizde uçak içine verdiğiniz bagajlardan birini bu kısma yerleştirebiliyorsunuz. Aracın bagajından bahsetmişken bir de ön bagaj sahip bu araç. Çok da büyük olmasa da bu kısma isterseniz bir spor çantanızı koyabilirsiniz. Ayrıca bu kısımda da bir çanta bulunuyor. Bu çantanın içinde de şarj kablosu bulunuyor evde şarj etmek için aracı. Aracın iç kısmına geçmeden önce araçta yapılmış çok zekice bir detaydan bahsetmek istiyorum. Silecekler, gördüğünüz gibi silecekler neredeyse ön kapının alt kısmına girmiş. Bu da aracın aerodinamini sağlamak için zekice düşünülmüş bir ayrıntı. Ve ön kısımda gördüğünüz o V şeklindeki tuhaf şekil bu yüzden verilmiş araca. Daha önce tanıttığım Tesla Model X'te kapı koluna dokunduğunuzda bu kısma kapı açılıyordu. Ama bunda bu kısımda bir kulp çıkıyor. Bu kulpu çekmeniz lazım. Bu da Model X ile arasındaki küçük bir fark. Ve sırada aracın arka koltuklarına oturarak denemek istiyorum. Acaba konforlu mu ve sığabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Kısma geçerek oldukça rahat. Tavan kısmıyla başım arasında da çok iyi bir mesafe var. Ön koltukla da gördüğünüz gibi 1.90 boyunda olmama rağmen rahatlıkla oturabiliyorum ve dizlerim bu koltuk kısmına değmiyor. Ve ön kısımda da bir kişi rahatlıkla oturabilir. Sırada aracın çok tuhaf bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Arka yolcu kısmındayım ve gördüğünüz gibi cam bu seviyeden fazla aşağı inmiyor. Sırada aracın iç kısmına geçiyoruz. Kapıdan bahsetmek istiyorum biraz. Kapıyı kapattığınızda tekrar açmak için bu kısımda bir tuş bulunuyor. Bu tuşa dokunarak tekrar kapıyı açabiliyorsunuz. Ve eğer aracın şarjı biterse bu kısımda da manuel olarak kapıyı açabileceğiniz bir kulp bulunuyor. Aracın iç kısmı oldukça minimal. Çok hoş durmuş bu araçta özellikle. Gördüğünüz gibi direksiyonda çok fazla tuş bulunmuyor. 2 adet kontrol kısmı bulunuyor. Bunları ekrandaki seçtiğiniz özelliklere göre bunlarla yukarı aşağı, sağa sola ya da ileri geri gidebiliyorsunuz. Direksiyonun sol kısmında silecek kolu, sağ kısmında da vites kolu bulunuyor. Bu kısımda gördüğünüz de klima venti olduğu gibi sağ kısma kadar uzanıyor. Gördüğüm en uzun klima venti. Ve bu klima ventlerinin hemen ön kısmında da bir vent daha bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu kısımda. Bunlar da eğer araçta havayı cam kısmına vermek isterseniz buradan gelen havayı buradan çıkan hava da ön kısma doğru vermenize yardımcı oluyor. Çok zekice düşünülmüş. Orta kısımda da kolu dinlendirme yeri bulunuyor. Oldukça büyük. Bu kısmı açtığınızda da bu eşyalarınızı koyabilecek bir yer bulunuyor. Orta kısımda çok minimal ve iki içecekleri koyma yeri. Bu kısımda şöyle yaptığınızda açılıyor isterseniz. Buradan farklı şeylerinizi de koyabilirsiniz.
telefonlarınızı da şarj etmek için bu kısma yerleştirebiliyorsunuz. Bu kısımda magnetik, kapatmak için de yavaşça kapatmanız lazım. Ve orta konsolda gördüğünüz gibi hiçbir bir düğme yok. Her şey buradaki ekrandan kontrol ediyor. Ama kanunlar gereği acil düğmesini koymak zorundalar düğme olarak. Bunu da Tesla bu kısımdaki minimalliği bozmamak için tavan kısmına yerleştirmiş. Gördüğünüz gibi. Aslında bu da çok hoş durmuş. Ve sırada aracın en çok hoşuma giden kısmı bu dev ekranı. Her şeyi bu kısımdan kontrol edebiliyorsunuz. Oldukça ileri seviyede bir teknoloji kullanmışlar. Bu kısımdan arabanın özelliklerini değiştirebilirsiniz. Işık ayarlarını isterseniz kapatıp açabiliyorsunuz. Bu kısımlardan kapının kilidini kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan da görüntü ayarları, akşam ayarlarına geçebilirsiniz ya da buradan tekrar gündüz ayarlarına geçelim. Buradan da sürüş kısmı, hani acceleration'ı, hızlanmayı, yavaş mı standart mı olması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da steering modu, yani direksiyon modunu değiştirebilirsiniz. Eğer spor modu tercih ederseniz yapmak için o kısma geçebiliyorsunuz. Ve otopilot özelliği, en çok hoşuma giden özelliği. Bence tembel insanların hepsinin hoşuna giden bir özellik. Bu kısımdan da navigasyona girebilirsiniz. Değişik ayarlarını değiştirmek için navigasyonun. Bu kısımdan da güvenlik ayarlarını yapabilirsiniz aracın. Buradan da müziğe geçebiliyorsunuz. Oldukça kolay. Buradan istediğiniz şarkıyı seçip oynatabiliyorsunuz. Bu kısımdan da gördüğünüz gibi eğer çok meşgul bir iş hayatınız varsa buradaki calendar kısmını, yani takvim kısmını kullanabilirsiniz. İstediğiniz özelliklere göre ekleyip size söyleyebilir ne zaman olup olmadığını buluşmalarınızın. Kısımdan da koltukları, ısıtma. İkinci kez tıkladığınızda da bu ayarlarını değiştirebilirsiniz koltuk ısıtmalarının. Aynı zamanda fan ayarları da bu kısımdan. Gördüğünüz gibi istediğiniz ayarlara göre fan ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu kısımdan da kapatabiliriz tekrar. Buradan da yandaki yolcu kısmının koltuklarını ısıtmasını ayarlayabiliyorsunuz. Ve ön kısımdaki cama havayı verme. Buradan da volümü açıp kapatma, oldukça kolaylıkla bulunabilen özellikler. Buradaki sol kısımdan da aracı görüyorsunuz. İsterseniz ön bagajı açabilirsiniz buradan. Arka bagajı açma. Bu kısımdan da şarj yerini açabiliyorsunuz araçta inmeden. Bunları rahatlıkla aracın içinden yapabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir özellik. Ayrıca navigasyon bölümüne geçtiğinizde burada şarj gibi görünen kısma basarsanız size yakın şarj yerlerini sıralıyor otomatik olarak. Bu da çok güzel bir özellik. Araçta. Buradan da gideceğiniz yeri girerek navigasyon kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Bu kısımdaki Tesla logosuna bastığınızda da aracın modeli ve ne kadar milinin olduğu yazıyor. Oldukça güzel bir özellik. Ayrıca ekrandan torpido kısmını da açabiliyorsunuz bu kısma dokunarak. Aracın içi oldukça geniş. BMW'nin 3 serisi ya da Mercedes'in C serileri gibi genişlikte. Üst kısmında cam tavan olması araca farklı bir hava katmış. Oldukça ferah iç kısmı aracın. Sırada en sevdiğim bölüme geçiyoruz. Sürüş kısmına. Haydi bu elektrikli aracı yola çıkaralım. Sırada en heyecanlı kısma geçtik. Sürüş kısmına. Cebinizde kart varken araca bindiğinizde araç şu an çalışıyor durumda. Sadece sürüş modunu almanız yeterli ve ardından gaza basınca araçla gidiyorsunuz. Yani diğer araçlarda olduğu gibi push start ya da stop düğmesi bulunmuyor. Bu da oldukça rahat kılıyor aracı çalıştırıp yola çıkmanıza. Araç gerçekten çok sessiz. Daha önce Model X'i tanıttığım gibi motor olmadığı için araçta böyle bir gürültü yok. Çok rahat bir sürüş sunuyor size. Gerçekten çocuğunuz varsa, arabada uyuyorsa kesinlikle rahatsız olmayacaktır bu durumdan. Ayrıca görüş açınız çok iyi bu araçta. Yani tavan kısmında cam olması içeriye ferahlık veriyor gerçekten. Çok elektrikli araba fanı olmamama rağmen Tesla'nın araçları gerçekten çok hoşuma gidiyor. Özellikle sürüşte self driving'in olması, yani trafikli günlerde size gerçekten çok rahatlık sağlayabiliyor.
Şu anki araçlarında self driving özelliğini 8000 dolara ekliyorsunuz ve araçlarda 5.8 saniyeyi 0'dan 100'e gidebiliyorsunuz en düşük modellerinde bile. Eğer performans modelini alırsanız 3.1 saniyeye kadar düşebiliyor. Bence çok iyi bir performans. Genelde Lamborghini, Ferrari ya da Maserati gibi araçlarda öyle hızlı çıkabiliyor bu araçlar. Ayrıca aracın dikiz aynaları da çok iyi büyüklükte. Yani rahatlıkla etrafınızı görebiliyorsunuz. Sürüş açısından güvenliği çok ön planda tuttuğu için Tesla gerçekten araçta bunlara çok dikkat edilmiş. Kör noktaları çok az bu aracın ve zaten self-driving moduna koyduğunuzda otobandaysanız rahatlıkla bu araçla gidebiliyor. Ama lokal sokaklarda şerit değiştirme yok. Kullanabiliyor ama şerit değiştirmiyor. Onu da pek yakında getireceğini söyledi Tesla. Artık lokal sürüşlerde bile araç kendiliğinden şerit değiştirebilecek duruma gelecek. Ama şu an şerit değiştirme özellikleri falan, şu an bu özelliğini sadece otobanlarda kullanabiliyorsunuz. Çok iyi bir aile aracı diyebilirim bu araç için. Tesla'nın bu aracı Mercedes'in C-Class'ı ve BMW'nin 3 serisine çok yakın diyebilirim. Hem performans hem de rahatlık yönünden bence çok yakınlar birbirlerine. Ve bu araçta eğer benzinden de tasarruf yapmak istiyorsanız, biraz da çevreciyseniz bu araçları tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu araçta beyaz renginin dışında farklı renkleri seçerseniz ekstra bir ücret ödüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 1000 dolar gibi bir ücretten başlıyor. Renklere göre bu fiyat değişebiliyor. Yani bu araçta motor sesi olmadığı için hızınızı fark edemiyorsunuz. Yani araç çok sesli olmadığı için araç çok rahat ve gaza tepkisi inanılmaz iyi. Gerçekten çok iyi bir performansı var. Yani bu aracı şu an hızlandırıyorum. Yani çok kısa bir sürede şu an 80-90 mile hıza kadar çıkabiliyorsunuz bu araçta. Ve aracın iç kısmı o kadar yalıtım iyi yapılmış ki dışarıdaki gürültüyü ya da bir şeyi hiç duymuyorsunuz aracın içinde. Çok pürüzsüz bir sürüş sunuyor sizlere. Yani insanların özellikle bu aracı almalarındaki en büyük sebeplerden biri aracın, Tesla'nın özellikle çok cool bir araba olması. Tercihler arasında bu yer alıyor herkesin. Ve bence de ön satışa çıktığından beri bu araç hep zirvede yer aldı. Herkesin konuştuğu bir araç oldu. Sırada aracın otopilot özelliğini kullanmak için sağdaki vites kolunu iki kez aşağı indiriyorsunuz ve şu an gördüğünüz gibi ellerimi bıraktım. Araç kendiliğinden gidiyor. Bence süper bir özellik. Hızını ona göre ayarlıyor. Yani ilk denediğinizde aslında bunu biraz çekinebilirsiniz. Artık herkesin alıştığı için şey yapmaya, ama arada direksiyona dokunmanız da lazım. Şu an tekrardan kontrolü kendim aldım. Ama istediğiniz hız sınırına göre gidebiliyor araç. Bence çok güzel bir özellik. Özellikle trafikli günlerde bu özelliği kullanmak çok hoşunuza gidecek. Belki bazı videolarda görmüşsünüzdür. Tesla sürücüleri uyuyakalıyor. Ama araç belli bir dakika içinde tekrardan direksiyona dokunmanızı istiyor. Böylelikle sizi uyanık olduğunuzdan emin olmak için. Sırada aracın son bir cool özelliğinden bahsetmek istiyorum. Aracınızı telefonunuzdan kendinize çağırabilirsiniz. Buradan özellikleri seçiyoruz şimdi. Ve aracın noktasını belirliyorsunuz. Ve tuşa bastığınızda araç size doğru kendiliğinden geliyor. Ve aracın yanına gitmek zorunda değilsiniz. Özellikle alışveriş yaptığınız günlerde araca gitmek yerine aracı yanınıza çağırabiliyorsunuz. Bence çok zekice ve çok cool bir özellik. Ve gördüğünüz gibi araç sürücüsüz sizin yanınıza kadar geliyor. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz araçları aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve ayrıca bu videoyu beğenmişseniz beğenme tuşuna basmayı pas geçmeyin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.